Yo, assalomu alaykum qardaşlar. Qanday yaxshimi? Hozirgi vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugun bizning so'zlayligimiz bo'lsa, qadimiy hayvonlar. Ham hozirgacha yo'qolib ketganlari, ham bizningki yashari hozir paydo bo'lgan yoki, ya'ni 4dan 5 milliard yilning yoki 5 qitim eng cho'ng ko'lamda yo'qolish yuz bergan. Bu cho'ng ko'lamda yo'qolishlarda butun 80% 90% jonliqlarning hammasi yo'qolib ketgan. Bunda ish 5 qitim yuz bergan. Bularni men keyin ayrim-ayrim qilib so'zlab beraman. Biz ko'rib baxmagan, uchrab baxmagan shuna g'ayri har xil hayvonlar bor. Men shulardan tanlab sizlarga so'zlab beray. Birinchisi bo'lsa 470 million yil oldida paydo bo'lgan bir xil suv ostida yashaydigan hayvon Camira seris deb atab turiladi. Ya bo'lmasa qadimiy siya belqi deb atab turiladi. Amaliyotda u siya belqi emas, siya belqining tuqqini emas, u balki dengiz qululisiniki yaqin tuqqini. Uniki tishi shu dengiz qululisiga o'xshash shunday qattiq qepi va o'zining badani mush qepining ichida boshqa hayvonlarning yeb ketishidan saqlanish uchun yashaydi. Lekin o'ziniki badani shunda cho'ng, badanining uzunligi 9 metr keldi. Bir avtobuslar bilan tengdigidek. Ular u vaqtida mush dengizning ostidagi tixi yetilmagan, jonliqlarga o'zgarmagan kichik qurutlarni, kichik qululilarni, kichik beliqlarni yeyotgan tuq. O vaqt dedim bu canlıq şu dövrdeki en çok canlıqlarınki birisi iken tuk. Demek o vaqt da bir deniz kolulisi canı sonra etken tuk. Bu xil canlıq təxminən 450 milyon yıl aldı da yokab ketken. O vaqt dedeki pərəzlədi belki şu küçük bir yıldız parçası yer çarğı soğulub. Şunda çoğun partlaşını əp gelib. Müşü canındaki %80%, 90% canlıqların əmsini yoxdur etkən deyip qarğan. Likin kiyin, müşü NASA'nınki tətqiqat qilishçi, şu vaxtlarda, müşü alam boşluğunda, yani bizdeki samanyolu sesimizden yenidiraq bir yerde bir gayet zor, çoğun yıldız partılgan ki. Hem de adette bir kiçikrek yıldız partılsa, o çoğun təsir kılanmaydı. Belki şu uşaq taşlağı özgürek tutu, bəzən sığımı küçülgürek, çoğunraq yıldızlarınki özünki tatış küçü bilen, ulağı bir xil halkı şəkilinib qaldı. Yabımsa asasa uçup yokap birbirisi tekip yoka gitti. Lekin gayet zor çoğun yıldız super giant star partlanan vaxtında muş alem boşluğunun hili çoğun yerleri geçe təsir kıldı. Onunki təsir bədən çağda muşu netçe samanyol sistemleri geçimi tən təsir kılalaydı. Hem onunki şu vaxtada partlanan vaxtında bir çoğun gamma lazer nuri şu bizdeki yer şarıqı təsir kılıp bütün calıqların yokutu etken buluşu mümkün deyip mıqarıqan. Anda ikinci kadimi hayvan bosa burundo çayını. Biz bunda çayanınki paketlen bir tal putininki uyulma teşini tapkan. Şu putininki çoğunluğunu hesaplap, tahminen 10 santikilike, putin bedeninki igizliki pelkim 1 metri kiliş mümkün de pargan. Onunki kurulmaları hazırkı çayanınki kurulmaları bile okşaşken. Likin yani bazen başka canlıqlarınki uyulma taşlarının muşu çayanınki çişlep koyan izlerinin harap. Bu belki muşu kadimi çayanlarınki çoğunluğu 1 metre emas, belki 3 metre mi kelish mümkün deb qaragan. Hozirgi chayonlarniki bu xil qadimiy cho'ng chayon bilan o'xshamaydigan yeri bo'lsa, hozirgi chayonlar odatda to'lisi qumliqlarda yashaydi. O'zi kichikroq bo'lganiga quruqliqlarda, yomonsa qumliqlarda harakatni ishtiq qila oladi. Lekin bu qadimiy chayon badani baklam yo'g'on bo'lganiga, ham kelansiz bo'lganiga, u vaqtda bu chayon belki suvda yashaydigan bo'lishi mumkin ekan. Suvning ostida o'zining harakatlarini texnik tezroq bila oladi ekan, quruqliqlarga qaragancha. O demek quruqliqlarda mı yaşayalaydı, suyun astında mı yaşayalaydı? Ya ki bomsa bazen hasharatlarga o'xshash öpkisi yok buluş mümkün, ya bomsa bazen canlıqlarga o'xshash uzun vaqt nefes almay tura alaydigan buluşu mümkün. Yeni muşu çayan mı yaşaydan vaqtda, yani 400 milyon yıl burun etrafında yeni bir xil canlıq var. O bolsa mı? Qorqunuchluq beliq deb isim qo'yib turaylik. O şu muşuna o'xshaydigan bir xil beliq. Özünki terisi, qasraqları şunda qattiq. Hem belki bakmı çoğunqur denizden aslında yaşamaslıq mümkün. Çünkü imda çırağını yakadan sesimsim yok ki. Belki denizden otturlar da, yavunsa üstü direk yerler de yaşışı mümkün. Hem bu xil beliq mu şu devirdeki en çoğun beliq kentuk. Hem bununki kişiləş küçü mü şunda küçülükken. Hazırkı bizden devrimizdeki lehanlarınki kişiləş küçü bilen o'xshashligi deken. Yani 750 kilogramlık çişleş küçü var ki. Çünkü o devirdeki biliklar ya ki su asıl canlıqlarının hemisinin katlı kasırıqı bağı boğaşka hemisininki çişleş küçü mü şuna küçük buldu ki. Hem bu xil bilik mi şu devirdeki su asıl canlıqlarınınki açlık zincirinin en üstünde durdu ki. Ondan keyinki kadimi canlıq olsa kadimi gigant timsak.
Bu xil timsoq bizning hozirgi davrimizga timsoq bilan o'xshash, faqat lam o'ziniki badani shunda cho'ng. Badan uzunligi 16 metrlar keldi, badan og'irligi 15 tonna keldi. Ammo bu xil gigant timsoq o'zining badani yo'g'on ham og'ir bo'g'ini bilan, lekin harakati shunda ishtik. Quruqlikda shunda ishtik yugurayotgan, suvning ichida shunda ishtik yuzalayotgan. Ammo u vaqtida bu xil timsoqniki yemaklari bo'lsa, dinozavr va cho'ng gigant tashbaqlar ekan. Ammo bu xil timsoqniki tishlash kuchi bo'lsa 8 tonna. Hem muşu çoğun giden taşbaqlarınınki kipini mu asanlam çişlep sunduru yitirken. Hem bizden ufkunumuzda bu kıl timsahtınki çişleş küçü muşu dünyada yaşapakkan bütün kuruklukta yaşayan canlıklarınınki en güçlü giyken. Biz insanlarınınki çişleş küçü adette 70-80 kilogramla atrapını buldu. O bizimki beden eğirlikimiz bile münasebetsiz. Mesela simizlərin kimi şu ətrafını buldu, oğruqların şu ətrafını buldu. Bəzən kiçik qızların kimi çişləş gücü adətən 70 kiloqramla ətrafı buldu. Hazır məşu bizim dünyamızda mövcud turuyatqan, yəni məş quruqluqlarda yaşayan canlılarınki çişləş gücü ən güclük boğunu yəni timsaq. Hazırki timsaqların çişləş gücü 2 tonna ətrafında. Onun kəndikisi bolsa taşbaqa. Taşbaqının çişləş gücü 1 tonna ətrafında. Taşbaqının kəndiki hayvan bolsa bu xil yavu işdi. Bu yavuşluğunki çişleş küçüğü adette 500 kilogramla etrafında. Adette şu hayvanlarınki terisi, süngeklerden tatip yavutudu. Şu an adette bu kıl yavuşlukla yemekli yiyen çağda işine sıkanmaydı. Mesela şir yolvasla yiyen çağda mı terisi, süngekler kaldı. Lekin bulağı yiyen vakitte işine sıkanmaydı. Bu kıl yavuşlukla azim kılıç sesimsi şuna küçülük. Şu an karışka hayat kılıç mı şuna asarakta göründü. Lekin onda emez. Bu kıl yavuş Afrika'da yok olup gitaylan da kaldı. Bu yavuşlar adeta insanlara hücum kılmaydı. Şuna Afrika'da mı bazen insanlar bu kıl işlerini öy hayvanı kılıp bekliyordu. Çişleş küçüğü bu kıl yavuşlarının tümerek boğan hayvan olsa Afrika şiri. Afrika şirinin çişleş küçüğü adeta 310 kilogram etrafında. Ondan sonra bizimki müşü kadimden hazır keyifçe yaşayıp gelen müşü çişleş küçüğü en küçük hayvanı ben ili keyinde silahı sözle bireyim. Keyinki qadimiy canlıq olsa, yani 70 milyon yıl aldıda yaşayan qadimiy gigant taşbaqa. Qadimiy gigant taşbaqa şunda çoğun kildi. Bədən uzunluğu 4 metrla ətrafında kildi. Yani kökrəkninki kəngliyi olsa 5 metrla kildi. Bədən eğirliği mu 2 tonna ətrafında kildi. Hazırki müşü deniz taşbaqısına şunda oxşab qaldı. Həm o vaxtdaki bədənin şunda çoğun boğanlığı bilən, lakin o vaxtdaki müşü yeməklik zəncirininki ən üstüdəməz. Bu xil taşbaqını adətdə müşü qadimi timsoq, qadimi lahanglar bularni uzoqlik qildi. Bundan keyingi qadimi jonliq bo'lsa, ya'ni 68 million yil oldin yashagan bir xil uchadigan dinozavr. Ham deganman boshqa dinozavrlarning hikoyasi demadim. Ularni men keyin ayrim qilib so'zlab beraman. Ham bu xil dinozavrlik qush bo'lsa, o'sha dinozavrlar yo'qolib ketgan az qolgan vaqtlarda paydo bo'lgan. Qanotining kengligi bo'lsa 12 metr keldi. Bo'yiniki egizligi bo'lsa zirapa bilan teng. Ham u vaqtida bu xil qush Müşü bəzən dinozavrlarını, yabamsa süt əmgüçəyə hayvanlarını ozuqluq qıldı. Şuna əgər insanlar şu dəvrdə yaşayan olsa, insanlar bu quşlarınki ozuqluğu buldu. Yenki qədimi canlıq olsa, 60 milyon yıl aldıda peyda olan Titan boğum yılını. Bu xil boğum yılınınki zəhər yox ki, yəni 28 yılını aldıda Kolumbiyanınki müşü qan qazılgan önkürdə müşxil yılınınki uyul taşları tepilgan. Cəmi 15 yıl ayrım Boğumcularınki uyul taşları tepilgan. Hem bulanın içindeki en çoğu bosa uzunluğu 15 metre kildike. Hem kengliği 1 metre kildike. Hazırki devirde mevcut duruyatkan en çoğu boğumcuların bosa beden uzunluğu 9 metre etrafı dikildi. Hem beden aylanması bosa aralam 10 net santimetre kildi. Ondan kiyinki kadimi canlıq bosa yani 48 milyon yıl aldı yaşayan boğulu hayvanı İngilizce Andrew Sarches deydike. Biz uyğurca hazır Andriyat məxluqi deyib atab durulub. Bu xil hayvanınki turqu şunda qalita, qarsanız böyürgü oxşaydı, yəni göçxor hayvanlarınki beşik oxşaydı, lakin putları qarsanız otxor hayvanlarınki toyaqları oxşaydı. Şuna bu şu biz rivayetlərini alıqan, qoyunun tersini kivağan böyre. Bu xil Andriyat məxluqininki uyul taşları şunda az tepilgan, burunqı tepilgan bir Andriyat məxluqininki baş sünkininki uyul taşı təxminən 80 santimetrla kildike. Şu an bununki baş sünkininki ölçümü bilen bütün bedeni tahminen 4 metrla kildiğini paraskan. Burunki tetkatla karan çağda bununki yakın tukani zadi böğür mü, yani göçkür hayvan mı, ya ki koy mu,
Fakat bilmeyen. Hem bu hıl hayvanın ki köp hıl yemeklik yaydığını çocuğa da peres kılıp bilgen. Yani hem göçkor hem otkorluğunu bilgen. Lakin yakınki tetkikatlarda bu hıl hayvanın ki yakın tıkkını olsa belki su kalısı ya ki olsa kit ligini peres kılan. Onlardan kiinki kadimi canlılık olsa yani 25 milyon yılın altında yaşayan bir hıl kuş. Yani sandırsi kuşu. Bu hıl kuşun ki kanat kenarlığı olsa 4'ten 7 metre etrafı dikildi. Hem bizden hazırki zamanda yaşatkan, mevcut duratkan kanat kenarlığı en ken kuş olsa altros kuşu. Bu altros kuşun ki kanat kenarlığı 2-20 metre dikildi. Lekin bu sandırsi kuşun ki kanat kenarlığı bu altros kuşun ki kanat kenarlığı 2-2 dikildi. Bu hıl kuşun ki uyultaşı fakat bir hıslam tipilgan. Yani Amerika'nın ki Carolina aeroportunu yasavatkan vaxtıda. Yeni yerini kolağıtan vaxtıda çocuğa tepilgan. Hem 25 milyon yılını aldı da bu ye tığı kuruluk yok hem denizden asılı boğalıq üçün. Hem belki bu hıl kuş mu sigal kuşları oxşaş deniz kuşları buluş mümkün de peres kal. Hem bu hıl kuşların yen bir galeti yeri olsa puti şunda kısıkken. Hem şunlığa adetki yerliklerde sekrep durup uçanmasılığını peres kal. Hem pekatla muşu kıyaladın sekrep uçuş mümkün de peres kal. Muşu deniz kuşken olsa pekatla putu bilen üzüp kilerleydikken. Uçanmaydıken. Üzüp kırgak gelip, yeni kaytının kıyağı asla menip çıkıp, yeni kıyadın sekrep uçup, muşta hareket kıldıken. Hem bu hıl kuşun ki, yeni bir hıl alaykılı olsa, muşu tomşkıda bir hıl ərigi oxşaç tomşkı vakı. Hem bu hıl şekli bu kuşun ki çişi emez. Adette kuşların ki çişi olmaydı. Fakatlam şeparağından başka. Hem bu hıl alaykılı olsa, muşu bilikların tutma vaxtı da ağızda seyilip çüp ketmeyen silgildin saklındıken. Bunda ise kengi kadimi çoğuncalık olsa, yani 23 milyon yıl aldıda payda olan gigant akula. Bu hıl akulanın ki hazır bizden dünyamızda yaşatkan ak akulanın ki şekli bilen opmokşar. Lekin bizden hazırki bu devrimizde yaşatkan lehen akulaların zor çoğun, beklam çoğun. Hazırki kitladın mı çoğun buluş mümkün. Beden uzunluğu 20 metre lakildu, beden eğirliği 100 tonla etrafı dikildu. Mamma bayatın da vermediğin, kadimden hazırki ayıca çişleş küçü en küçlük canlıkmış şu. Çişleş küçü 36 tonla etrafı dikildi. Hem 100 tal 20 santimetrelik uçluk küçlük çişleri var. Şu an bununki çişleş küçü adeta şu öğleni, yabımsa, yük maşınları, tanklarını, parahotlarını mı çişlep sunduruyor derlerdi. Yani şuna korkunçluk yeri olsa biz hazırlıkça bu hıl hayvanın zadi bu dünyada yokap ketken, yokap ketmeyenliğini ispat kılamadık. Biz ezelden bu hıl akulanın ki neç milyon yıl alınlam yokap ketti de işinip kegen. Lekin hazırlıkı bazen müşecalık şunaslarının ki izlenginde bununki uyultaşları tekimi yeni devirden çıkıyor egen. En yakındaki devirde çıkan uyultaşı olsa 10 bin yılını alırdı ki tepilgan. Hem bazen müşecalık çoğun deniz asılı yaşanan canlıkların ki ya kitlanan bedenlerdi mi? Müşecalık akulanın ki ucum kılıngan ya ki çişligen sıfatları mı tepilgan? Şuna hazır mı müşecalık megalotonga ait kino olanmış onu acık işini atıldı. Eğer kızıksanız üzülüp körüp baksanız oldu. Ondan sonra kendi kadimi canlı olsa yani 18 milyon yıl aldıda yaşayan kısa yüzlük iyik. Bu iyik hazırki bizimki devrimizde yaşatkan şu çoğun iyik okşaydı. Lekin beşi yani yüzü sel kıskırak. Şuna kısa yüzlük iyik deyip aldık. Bu iyik mu? Bedenler mi? Hazırki iyik ile okşap kaldı. Yani 4 putlatma vakti de ademdeki iyikizlik ile okşaştık dek. Lekin orunda kopa vakti de 3-7 metre etrafı da kildi. Beden iyikliği mu 1 tonla etrafı da kildi. Lekin bu iyik 10 bin yılla etrafı da yokap ketken. Belki insanlar bile mi uçuraşkan buluşu mümkün. Ondan sonra kengi kadimi canlılık olsa, yani 3 milyon yıl aldıda payda olan uzun çişlik yolvas. Bu yolvas mı 10 yıllar etrafında yokap ketken, şuna o mu insanlar bile uçuşarışkan buluşu mümkün. Bu hıl yolvas bizden hazır devrimizde yaşatkan yolvasının ki en yakın tıkını. Bu yolvas kimi uçunda okşap kaldı. Lekin okşamaydığı yeri olsa, kuyruğu şunçilik kıska. Yani şunda yoğan iki eğiz çişi var. Bu çişlerinin uzunluğu tahminen 36 santimetre kildi. Bu közünün asılın başlaplan üsüp nurgu yerleri muşu tersine asılı kalan lakin körünüp durgan yeri mu 20 santimetre etrafı dikildi. Hem bu hıl yolvasının ki uyultaşları şunda cık tepilgan. Hem üzeyleri başka ispatları mı şunda cık tepilgan. Şuna bu hıl yolvasının ki uçurları şunda cık. Adette bu hıl yolvasının ki 3 hıl alet değillikini bilduk. Birisi kiçikrek, birisi otural, birisi yoğan. Hem buna en çoğu mu? Bizim azırkı devrimizde yaşadığın yolvasının mı hıl çoğun? Azırkı yolvas 300 kilogram etrafı dikildi. O çağdaki bu çoğun çıçlık yolvas olsa 500 kilogram etrafı dikildi.
Hem biz ufkan hazırkı devrede yaşayıp gelen en çok müşkisi olan hayvan buldu. Hem o vaxtı mı bu kıl kadimi yolvasının yemeklikleri olsa, kadimi çok pil, kısa yüzlük iyik, yani başka kıl çok süt emgüç hayvanlar buldu. Hem o devrede süt emgüç hayvanlarmış onlar çok boğaçka, ulanın tutuşumu onda asan emez. Şununla bu yolvasının iki kişi şu vaxtı işlendi. Ulanın tutkan vaxtı da ulanın teyirlerimiş onlar kilin boğaçka, ulanın üçeylerden, yabancı kaniyden, kan axtırış için işlendi. Bu yolvasındaki uyulma taşlarının köp sandıkları bir oğrekten tepilgan. O bolsumu labre asfalt sazlık oğrekiden tepilgan. Hem bu mu tabi şekillengen en çok asfalt oğreki buldu. Hem bu asfalt oğrekinin şekillengenin mu neçi 10 min yıllar boğan. Şunağa neçi 10 min yılın yakı bu yege çüpketken hayvallarınki uyulma taşları mişel saklanıp kalan. Hem bu hayvallarına saklanıp kalan uyulma taşları şunla süpetlik saklanıp kalan. Hem Amerika tetkikatçılar muşu oğrekine sığlan neçi 100 Müşü kadimi yolvasındaki uyulma taşlarını tapkan. Hem başka hayvanlarındaki uyulma taşlarını tapkan. Mesela kadimi çoğun pil, yine başka azır kadar yukak etken nurgun aşaretlerinin kurutlarındaki uyulma taşlarını müşü yerini tapkan. Hatta bir ademdeki mu uyulma taş sünkini tapkan. Hem tetkat karancada bu bir 20 yaşlı atrabdaki bir kızvalındaki uyulma taş sünkiligini ispatlıgan. Hem keyin onuğa Labri Woman, yani Labri Ayal deb isim koyan. İzinçler karançada o belkim 9000 yıl burun etrafıda şuya geçip ketken. Hem tetkatlardan çıkan bir sual bosa, nemi üçün bu oğrekneşleri şunçla cık, kadimi yolvasınki sümekleri tepilgan, likin başka hayvallarınki, başka süt emgücü hayvallarınki sümekleri onda cık emez. Deb keyin kanda peras kan diyen çağda. Aşı devirde yaşayan süt emgücü hayvallar, yani bu şu yolvasınki yemeklikleri onda cık emez. Muşu yolvasla yemeklerini talış için mişege ihtiyatsızlık dönüşüp ketken buluş mümkün de peresman. Ya ki bomsa bazen muşu çoğun tipteki pilla mişege çüklüp solun kılıp çıkanmağın vaxtlarda başka yolvasla kilip tam bulantalan talış büyüken vaxtda uyak yerini solun kılıp çıkanmay çüp ketken buluş mümkün de peresman. Şuna bu asfal oriki insanların tetkikat için şunda cık uçurlarını hem paydalarını yapkayın. Hem de keyinki kadimiyen canlıqını desek, yani 1 milyon 800 min yıl aldı da bir xil çoğun kuş payda olgan. O bolsumu has bürkti. Has bürkti şu vaxtlarda payda olup, bizge hazır şunda yıkın dövrde yokap ketken. Yani 500 yıllar burun etrafında, yani 15-16 esirlerde yokap ketken. Bu bürkitinki beden eğirliği olsa 15 kilogram, pantinki kenliği olsa aran 3 metre. Demek de 15 kilogramlık bu beden eğirliği bir kuş için şunda eğir gildi. Hem özünki kantının kenliği bunda çoğun bambaşka, nurgun tetkikatçılar bu bürkit belki uçanmazlığı mümkün de peresman. Lekin 15-16 esirleri insanların bu kuşunu köygen boğazlığı için, hem o kuşunun ki uçuvatkanlığını mı köygen. Lekin bu bürkit adette şu ormanlıklarda, yani derekler igiz ösken yerlerde yaşaydıken, şuna derekler cih boğazlığı için, özünki kantının kenliği mi onda çoğun bambağın, hem beden eğirliği şunda eğir bozumu, erkekti şunda çakkan, uçalaydan bir kıl bürkütken. Hem bu bürküt Yeni Zelandiya'nınki ormanlıklardan tepilgan, hem tutup yediğen yemeklik olsa, şu tövük kuşuğu okşap kalan bir kıl çoğun tipteki moa dediğen kuşunu tutup yediğen. Bu moa dediğen kuş mu hazır yokap getti, lakin şu devirde yaşanan vakti de beden eğirliği olsa 200 kilogram kildiken. Şu an 15 kilogramlık bu bürküt, 200 kilogramlık yembir kuşunu tutup yedikken. Yeni Zelandiya'da yaşayan kadimi Moğoliliklerindeki hikayelerde mi, yani totemlerde mi, müşü bürkütünki hikayelerini, resimlerini köygül buldu. Şu an o devirde mi, bu bürküt insanlığı mı ucum kan buluş mümkün. Hem insanlığı mı şuna çok tehditlerini epkeyen buluş mümkün. Ondan sonra keyinki sözleyen kadimi canlılığımız olsa, yani 1 milyon 500 bin yılını aldığı yaşayan kadimi çoğun kesilençük. Bu hazırkı devrimizde yaşayıp gelen en çoğun kesilençük kırdı. Yani bizden Avustralya'dan çıkan. Yani tahminen 40 bin yılı aldı da yokap gitken. Şu devirdeki Avustralya'daki yerlikle belki bu hıl kesilençükünü körüp bakman buluş mümkün. Hem bu kesilençükününki hazır kadar tepilgan uyulma taşları ondan çıkamaz. Şu bişininki, sünkininki uyulma taşları tepilgan. Şu bişinin sünki bilen onunki ölçemlerini tepiş şunda tez. Şunda olsun mu? Bununki beden uzunluğu belki 9 metre etrafı dikiliş mümkün. Beden eğirliği olsa 2 tonla etrafı dikiliş mümkün de peres kan. 12 tört putları şunda küçülük, çişleri olsa şunda yuvan hem puşluk geldi ki. Bu ömülgüçü hayvanlarınki en burunki tukkanları olsa
denizinin içinde yaşayan canlılar buldu. Hem muşu kesilen çıkın kimi en burunki yakın tukunu basa, yani 70 milyon yıl aldıda yaşayan Mosasaurus diyen su asıl yaşayan kesilen çık buldu. Bu Mosasaurus'un ki bişi bilen bedeni yani kuyruğu hazırki kesilen çık bilen şunda okşap istedim. Lekin 4 putu basa, muşu su asıldaki hayvanların ki kollarına putlarına okşaydı. Hem o vaxt dedim o muşu kuruklukla çıkıp yaşayarken tok, hem denizdeki muşu üstteki kavetlerde yaşayarken tok. Nasıl bugün bizimki tanıştırılan en ahirki kadimi canlılığımız olsa, yani 1 milyon yılını aldığı yaşayan en çok maymunsuman orangutan. Bu maymundaki beden egizliği olsa 3 metr, beden ağırlığı olsa 550 kilogram etrafındakildi. Hem bu maymunu biz azı kadar tapkan en çok maymunsuman hem ademsuman canlılığı kırdı. Bu maymundaki uyul taşları olsa Hindistan hem Xitay'ninki ülkelerden tepilgan. Hem tepilgan en yakın uyul taşları olsa 30 bin yılının aldıdaki uyul taşları tepilgan. Şunlara belki şu vakitlerde yokap ketken buluşu mümkün de peres kılınan. Hem bu maymundaki uyul taşları tepilgan vakti en burun müşü 1935 yılı Hong Kong'niki bir doğruhansının tepilgan. Taylan'ınki doğruhanları da, Zhongyao'ları da müşü bazen hayvanlarınki sümeklerini işletildi. Mesela kala, işek, at degendek, bulan ki adette muşu inkinin ki süngeklerden izip durup, doğruğu iyileştirip muşta işletildi. Hem bunu bula ejderhanın ki süngeyi de pısım koyuvağın. Yani longu de pısım koyuvağın. Hem şu vaxtı da mı, muşu maymunun ki inkinin ki süngeyi, belki muşu kala atlan ki süngekleri boğan buluş mümkün de doğruğu izip işletip dikendu. Şu vaxtı da baykalan. Bu maymunun ki bulan uyulma taşları pekatlam 3 tal muşu inkinin ki süngeyi, yani Hindistan, Xitay ve Vietnam'da tepilgan. Muşu inkininki sünki karaplam, cik uçurlarını egellep boğul olmaydı. Şuna bazen tetkikatçılar bu maymunu belki 4 putla minişim mümkün de peres kalan. Muşu inkininki sünki karap, azırki devrimizdeki muşu kızıl maymunga şunda okşaydanlıkını peres kalan. Muşu orangutallarını kimi en burunki ecdatları buluş mümkün de peres kalan.